Hiroşima'da kırılan medeniyet kasesi. Yine sirenler çalmaya başladı. Henüz 4-5 yaşındaki Ken ve kardeşi Shinji artık sirenlere aldırmıyorlardı. Kovalamaca oynarcasına sığınaklara kaçtılar. Arkalarında anne babaları da geldi. Babası savaşa katılmadığı ve sadece ailesi için uğraştığından diğerleri tarafından vatan haini kabul ediliyordu. O buna aldırmıyor, savaşın kötü bir şey olduğunu söyleyip karısı ve çocuklarının karnını doyurmak için didiniyordu. Ken babasına sordu. Baba, savaş ne zaman bitecek? Babası önce başını önüne eğdi, sonra gülümseyerek çok yakında oğlum, çok yakında dedi. Ken ve Shinji oynamaya devam ettiler. Siren sesleri kesilince dışarı çıktılar. Hayat yine normale dönmüş gibiydi. Havada uçaklar görünmüyor. Birlikte evlerine döndüler. Ken'in annesi hamileydi. Ken üçüncü kardeşini büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat savaştan ve yeterince yiyecek bulamamaktan dolayı anne yorulmuş ve halsiz düşmüştü. Ken bunu görüyor ve bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Ama elinden ne gelirdi ki? Ne çalışabilir, ne de yiyecek bulabilirdi. Düşündü, mutlaka yapabileceği bir şey olmalıydı. Komşusu olan yaşlı teyze annesinin durumunu anlattı. Yaşlı teyze annesinin alabalık yemesi gerektiğini söyleyince sağlığına kavuşacağını söyledi. Bu Ken'i daha üzmüştü. Alabalığı nasıl satın alabilirdi? Önce yakınındaki göle gitti fakat pislikten orada hiç mi hiç balık kalmamıştı. Sonra yanında Shinji'yi alıp şehre indi. Saraya benzer bir evin kenarında geçerken Ken'in gözü havuzdaki balıklara çarptı. Bunlar alabalık olmalıydı. Hırsızın kötü bir şey olduğunu biliyor ama annesine karşı duyduğu sevgi bu düşüncesini aşıyordu. Bahçeye sessizce girdiler. Küçücük havuzda bir alabalığı yakalamak için uzun sürmedi. Evin sahibi sesleri duymuş olmalı ki dışarı çıktı. Bahçe duvarından atlayan iki çocuğu gördü. "Durun, hırsızlar!" diye bağırdı. Ken ve Shinji var güçleriyle kaçtılar. İzlerini kaybettirdiklerini düşündüler. Eve vardıklarında anneleri hasta uzanmış yatıyordu. Ken sevinçle annesinin yanına geldi. "Anne," dedi, "artık iyileşeceksin. Bak, sana alabalık getirdik." Annesinin gözleri doldu. Hasta yardıma muhtaç olmasının üzüntüsü ve çocuklarından karşılık bulmanın işaretiydi bu gözyaşları. Sonra birden kapı çalmaya başladı. "Açın kapıyı. Burada olduğunuzu biliyorum. Hırsızlar!" diye bağırıyordu kapıdaki ses. Baba kapıyı açtı. Kapıdaki adam beraber balığı çaldıkları evin sahibi duruyordu. Olayı ev sahibinden duyan babası çok üzüldü. Ken ve Shinji anneleri için balığı çaldıklarını gözyaşlarıyla itiraf ettiler. Balık sahibi içeride yatan anneyi görünce kalbi yumuşadı. Çaresizliklerini hissetti. Onları affetti. Baba Ken'e kızmış. Hem de onunla gurur duyuyordu. Annesi için böyle bir tehlikeyi göze alması övülecek bir olaydı. Ne de olsa daha çocuktu. O gece herkes ertesi sabahın artık güzel olacağını hayal ederek büyük umutlarla uyudu. Yine sabah oldu. Güneşli bir gündü. Shinji abisi Ken'i uyandırdı. Annesi ve babası çoktan kalkmışlardı. Anne daha sağlıklı görünüyordu. Babası ise hamallık yaptığı arabasını kilerde tamir ediyordu. Shinji annesine yardım edeceğini söyleyerek mutfağa gitti. Annesinin karnında taşıdığı bebeği dört gözle bekliyordu. Ne de olsa abi olacaktı artık. Hatta ismine bile düşünmüştü. Kız olursa Shino, erkek olursa Masashi olacaktı. Ken dışarıya çıkmak için ayakkabılarını giyerken kapıdan içeri binlerce karıncanın girdiğini gördü. Çok şaşırdı. Bunun sebebi ne olabilirdi diye düşündü. Yiyecek arıyor olabilirler, olabileceğini
hayal etti. Sonra dışarı çıktı. Gökyüzü masmaviydi. Birden havada gözüne bir şey çarptı. Bu bir bombardıman uçağına benziyordu. Sirenler çalmıyordu. Japon uçağı olabilirdi diye düşündü. İşte bu uçak, tarihe kara harflerle yazılacak olan olayın başrol oyuncusuydu. Enola Gay. Uçağa bu ismi vermişlerdi. Hiroşima'da medeniyet kasesi paramparça edecek uçaktı bu. Atom bombasını Hiroşima'nın tam ortasına atmakla görevliydi. Ken yürümeye devam etti. Uçağı çoktan unutmuştu bile. Enola Gay, bombayı bırak emrine aldı ve bombayı yavaşça Hiroşima simalarına saldı. Ken tam o sırada bir duvarın kenarında çözülen ayakkabısının bağını bağlamakla meşguldü. Büyük bir gürültüyle bomba patladı. Bir anda ortalık müthiş bir aydınlıkla kapladı. Bomba büyüyen bir mantar halindeydi. Yakıcı bir rüzgar her yeri dalga dalga sarıyor. Binalar yerle bir oluyor. İnsanlar anında kül olup savruluyorlar. Kimileri taşlaştı. Kimileri ölmediler ama yürüyen cesetler gibiydiler. Bütün vücutları yanmış halde hareket ediyorlardı. Ken yavaş yavaş kendine geldi. Duvar onu korumuştu. Etrafına bakıp kül olmuş bütün evler hemen kendi evine koştu. Annesini gördü. Ne olduğunu hala anlayamamıştı. Atom bombası hayallerinden bile geçmemişti. Annesiyle sarıldılar. Eve koştular. Evi yıkılmış ve alevler içinde babası Shinji bir kütüğün altında kalmışlardı. Alevler yavaş yavaş kütüğe yaklaşıyordu. Ken kütüğü hareket ettirmek istedi ama bir türlü kaldıramıyordu. Kütük çok ağırdı. Shinji abi çok sıcak, kurtar beni diye bağırıyordu. Babası hareket etmeye çalışıyordu ama bir türlü olmuyordu. Babası Ken'e artık bırakmasını söyledi. Gidin, sizin yaşamanız gerek. Annen hamile, o sana emanet dedi. Ken reddetti. Olamaz, sizi bırakamam dedi. Ama elden ne gelirdi? Biraz daha orada kaldılarsa da Ken ve annesi yanacaklardı. Ken gözyaşlarıyla oradan bırakıp annesiyle uzaklaştılar. Shinji'nin çok sıcak bağırışları ne kadar uzaklaşsa da Ken'in kulağında çınlamaya devam etti. Her taraf alevler içindeydi. Korkunç çürüyen cesetlerle doluydu her yan. Evler yıkılıyor. Ken çok korktu. Kimsenin olmadığı bir yere gittiler. Anne yorgundu ve yemeğe ihtiyacı vardı. Sabahı beklemeye karar verdiler. Sabah oldu. Askerler beklemeden cesetleri temizlemeye gelmişlerdi. Cesetleri toplayıp denizin ortasında yakıyorlardı. Ken şehre indi. Önce evlerinin enkazından babasını ve Shinji'nin kemiklerini ağlayarak aldı. Annesiyle beraber onlara bir mezar hazırladılar. Sonra yiyecek aramaya gitti. Yürürken bir evin deposuna gözü takıldı. Çuvallar vardı. Bunların içinde pirinç olabilirdi. İşlerine baktı. Evet, pirinç doluydu. Ama hepsi kül olmuş. Önce üzüldü. Sonra arkadaki çuvallara göz attı. Onlar yanmamıştı. Çok sevindi. Annesi yanına vardığında onu sancılardan kıvranır halde buldu. Doğum sancısıydı bunlar. Annesi battaniye leğen ve su getirmesini söyledi. Bir doktor bul dedi Ken. Ken doktor bulamadı. Bütün doktorlar yaralılarla uğraşıyordu. Doğumu kendileri yapmak zorundaydılar. Ken önce korktu ama yapacak bir şey yoktu. Anne doğum yaptı. Bir kız çocuğu doğan, ismi Shinji'nin dediği gibi Shino koydular. Ken Shino'yu kucağına aldı. Shinji diye bağırdı. Kardeşin doğdu artık. İsmini Shino koyduk dedi. Çünkü bu çocuğun doğumunu belki anneden çok Shinji görmek istiyordu. Annesi gözyaşlarını tutamadı. Sonra Shino'yu
kucağına aldı ve alevler içindeki şehri göstererek işte, işte dedi. Senin abini, babanı bizden çalan savaşın şehre verdiği zarar bu. Anne sütünün az olduğundan yakınıyordu ve süte ihtiyacının olduğunu söylüyordu. Yeterince beslenemiyorlardı ki süt olsun. O sırada yağmur başladı. Fakat simsiyahtı yağmur damlaları. Bunlar atom damlarının yol açtığı yağmurlardı. Seneler sürecek radyasyon etkisinin en büyük sebeplerinden birisiydi bu. Ken yağmurun siyah olmasına çok şaşırdı ve ürperdi. Neler oluyordu? Şehre indi, süt aramaya koyuldu. Bir eve temizlik işi buldu. Karşılığında süt alacaktı. Ev sakinlerinin kendisi aralarında konuştuklarını dinledi. Artık Hiroşima'da bir tane ot bile bitmeyecekti. Burası yaşanmaz bir ev olmuştu. Çok üzüldü. Ne de olsa kendi memleketiydi. İşi bitince sahibi olan ona bolca süt verdi. Sevinçle annesinin yanına döndü Shino. Annesinin kucağındaki hareketsizdi. Anne sessizce oturuyordu. Ken, anne, Shino'ya süt getirdim diye bağırdı. Anneden ses yoktu. Yaklaşınca Shino'nun bembeyaz ve soğuk siması yüzüne çarptı. Annesi acı içinde fısıldadı. Artık süte gerek yok oğlum. Shino öldü. Onu da Shinji'nin yanına gömdüler. Ken onların şimdi beraber olduklarına inanıyordu ve savaşsız mutlu dünyadaydı onlar. Bundan emindi. Ken ertesi günü şehri dolaştı. Birden saçlarını top top döküldüğünü fark etti. Sebep neydi? Bir türlü anlayamadı. Yeterince yemediğinden miydi belki de? Şehrin yukarısında eski çayıra gitti. Kendini çok iyi hissetmiyordu. Midesi bulanıyor, yıkılacak gibi oluyordu. Çayır kapkaraydı, ürttü. Çalıştığı evdeki sakinlerin konuştukları aklına geldi. Gerçekten bir tane bile ot bitmeyecek gibi görünüyordu. Yine başı dönerek bile ot bitmeyecek gibi görünüyordu. Yine başı dönerek yüzüstü yere yarıldı. Başının tam önünde yaprakları yeni çıkmış bir fide gördü. Aman Tanrım, meğer yalanmış, ot çıkıyor, yaşasın dedi. Ve sevinçle otu seyrederken vücudunun uyuştuğunu hissetti. Gözleri yavaşça kapanıyordu. Hadi gel artık dercesine. Kardeşi Shinji, Shino babasıyla onu çağırdığını görür gibi oldu. Geliyorum dedi ve koştu. Japonya'da yayınlanacak Ken isimli çizgi filmden ilham olarak yazılmıştır. Tüm savaş mağdurlarına ithaf olsun. Savaşa hayır.